Selam herkese. Bugün son mesai. Neden son? Neler yapacağım? Bunları zaten konuşacağız. Bir kahvaltımı yapayım önce. Aslında bir tane de gece nöbeti vlog çekmek istiyorum ama bir türlü fırsat olmadı. Son nöbet gündüze dek geldi. Neyse, sağlık olsun. Gülen pankeklerim hazır yine. Biraz hasta gibiyim, böyle kırgınlık var. Ama hasta olmamak için elimden geleni yapıyorum. İçeriği çok fazla çekemediğim için hep böyle molalarda anlatmak zorunda kalıyorum. Hem hastaların mahremiyeti hem içerinin yoğunluğu falan derken. Bugün iki hastam var. İkisi de TAVI olmuş. Yani aort kapakları değişmiş. Ameliyatsız bir şekilde kasıktan girerek aynı anjiyo gibi aort kapağını değiştiriyorlar. İki hastamın işlemi de bu şekilde. İşlemleri başarılı geçmiş. Büyük ihtimalle bugün taburcu olurlar. Öyle. Ne kadar yoğun da olsa artık bugün koymuyor. İstediği kadar yansın içerisi. Şimdi bir şeyler yiyeyim. Bir kahvaltı storiesi atayım. Sonra içeride tekrar bir şeyler çekerim. Menü enfes bu arada. Badem, muz, yulaflı pankek. Bunun da kakaolu bu arada. Bu da fıstık ezmesi. Bu da kakaolu. Müthiş. Aynama da veda etmek istiyorum. Buradan size az günaydın storiesi atmamıştım. Burası bizim depomuz. Aynı zamanda kızların giyinme odası. Şöyle göstereyim. Böyle küçük bir yer, küçük ve dar. Yine kirlenmiş, görüyor musunuz? Ben yokken kim temizleyecek acaba? Alerjin var mı, besin ya da ilaç? Böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği yok. Sigara içiyorsun herhalde. Ne kadar, ne zamandır? Düzenli kullandığım bir ilaç yoktu. Bir hastamı taburcu ettim. Bir tane aldım. Şimdi bir tane daha geldi. Tamponat olmuş. Yani kalp zarına sıvı dökmüş. Mama zamanı. Yingare. Gel buraya. Bebek. Gel. Gel tek göz. Gel, özleyeceğim sizi, gel. Cemal abisi gidiyor. Sen ne yapıyorsun? Yurt dışına gidince en çok kedileri özlüyorum. Sokakta kedi olmadığı için muhtemelen şimdi de öyle olacak. Ah yavrularım. Kayısı, Hikmet. Onları da çok özleyeceğim. Onlar Buket'te kalacak bu arada, merak etmeyin. Sürpriz. Tahmin etmiştim. Ya niye zahmet ettiniz ama? Çok teşekkür ederim hepinize. Sesim kısılıyor ya. Biraz olamıyor. Ağlamaktan. Ağlamaktan. Ya da bağırmaktan. Bir Cemal oğlan geçti buradan işte. Vallahi. Aynen. Sizi tanıdım. Talha'cığım, ben gidiyorum. Bir şey diyor musun? Aa, buraya bir şey yazmışsınız, bir dakika. Bunu yeni gördüm. Teşekkür ederim. Bizim yerimize de çok eğlen Malta'da. Tamam. Dikkat et kendine. Merak etme. O iş bende. Seni tanımak çok güzeldi Cemal. Başarılar diliyorum. Benim için de aynı şekilde, teşekkür ederim. Melek Hanım. Beraber çalışmak, seninle güzel zamanlarda, zor hastalarda birlikte çalışmak çok güzeldi. Bence de. İşlerimizi hep kolaylaştırdın. Enerjin, pozitifliğin, neşen, ya, çalışkanlığın. Üzülüyorum gerçekten. Sizin de bu anaçlığınız gerçekten. Özleyeceğim sizi vallahi. Gerçekten özleyeceğiz. Ben üzülüyorum. Geri dönmeni isterim. Ama inşallah gittiğin yerde mutlu olursun. İnşallah. Yolun çok açık olsun. Hep güzelliklere çıksın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. İyi dileklerimiz seninle. Çok sağ olun. Nurdan abla. Vallahi sözün bittiği yer gibi sanki. Liste dönmüyor. Liste dönmüyor benim için. Yani şöyle, yani gerçekten seni tanıdığıma gerçekten çok mutluyum. Ben de öyle abla. Yani kişiliğini de çok beğeniyordum zaten. Çalışmam da aynı zamanda.
beğeniyordum. Çok teşekkür ederim. Gitmen üzdü açıkçası. Kötü şeyler de söyleyebilirsiniz. Ama şöyle ki yani senin için, senin adına çok iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederim hepsine. Recep sen bir şey diyor mu? Resaklandı. Seviyorum. Ben de seni. Bir tane elemanı seviyorum. Öpüyorum çok. Çok teşekkür. Herkes gitti, kaldım bir başıma. Yoruldum ya, gerçekten tam istifalık bir gün. Sesim de kısılıyor. Hiç hasta olmanın zamanı değil. Of. Tıbbi sekreter arkadaşlar bana pasta almışlar, veda pastası. Çok teşekkür ederim, hiç beklemiyordum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet, bugün istifamı verdim. Hep sordunuz izni nasıl ayarladın, nasıl ayarladın diye. İzin ayarlamadım çünkü ücretsiz izin hakkım yok. 5 yıla tamamladıktan sonra kurum inisiyatifinde ücretsiz izin veriliyor. Ben 5 yılımı doldurmadığım için ücretsiz izin hakkım yok. Bu sene Ocak'ta 4. yılım doluyordu. O yüzden mecburen istifa etmek zorunda kaldım. Ben bugünü böyle hayal etmemiştim. Gerçekten istifa ettiğimde çok mutlu olurum zannediyordum ama koydu ya. Yani dile kolay, şu hastanede 4 yılım geçti. Duygulandım bayağı. Ama istifamı usulüne uygun yaptığım için şimdi bir ay daha çalışacağım. Eğer geri dönmek istersem 6 ay içinde geri dönebiliyorum. Umarım geri dönmek zorunda kalmam. Bir yandan üzüldüm, bir yandan da aslında çok yorulmuştum artık. 4 yıl yoğun bakımda çalıştım. Ondan önce de 2 yılda serviste çalışmıştım özel hastanede. Yani yoğun bakım beni inanılmaz yıprattı. Hem fiziksel hem de ruhsal anlamda bayağı çöktüğümü hissediyorum. Aslında size hep bir enerjik tarafımı göstermek istedim ama bir tarafım da çok yorgun. Şimdi her şeye sıfırdan başlamış gibi olacağım. Belki daha çok yorulacağım ama bunu bugün yapmazsam ben pişman olacaktım. Gençken bu riski almayacağım, ne zaman alacağım. Kendimi ileride memurlukta görmüyorum çünkü. Kendimi geliştirdiğimi hissetmiyorum burada ve köreldiğimi hissettim. O yüzden aslında gemilere yakıp gidiyor gibiyim bir yerde. Ama risk almadan da bir şey başarılmıyor. Bugün yeni hayatımın ilk günü diyebiliriz. Umarım çok iyi yerlere gelirim. Umarım istediğim şeyleri başarırım. Hiçbir şey olmasa bile en azından dilimi geliştirip buraya geri döndüğümde kendimi daha donanımlı hissedeceğimden eminim. Nereye koyacağım beni? Dur. YouTube'a koyacağım. Dur sakin ol, tamam. Sen alışıksın böyle şeylere. İyi biliyorsun. Sana bir haberim var. Evet abi söyle. Ben istifa ettim. Aa, gerçi duymuştun, şaşırmadın. Şaşırmadım da işte yani formalitem olsun. Üzüldün mü, sevindin mi? Doğru söyle. Kanka hakkında ne varsa hayırlısı olsun. Amin, teşekkür ederim. Ama 3 ay sonra geri gelecek. Haberimiz var. 3 aylık bakalım. Ne olacağı belli değil. Yine videolar çekeriz. Tamam, oldu. Teşekkür ederim, videolarıma renk kattın. Size bir haberim var. Ne? Ben istifa ettim. Harika. Yalan söylüyorsun. Evet, sen bilmiyor muydun? Sen biliyorsun. Dur. Evet. YouTube'a koyacağım bunu, veda videom. Koy. Haberin yok muydu? Yok, inanmıyorum. Vallahi ettim. Bir haftam kaldı. Ahmet abi biliyordu. Harbi mi? Vallahi. Ben de bilmiyordum. Sen biliyordun ya. Bilmiyor muydun? Evet, biliyordum. Ben biliyorsunuz sandım ben. Son bir haftam. Ciddi miyorsun? Bana bir şey diyor musunuz? O zaman git lan. Ooo, kurtulduk. Sağ olun ya. Niye üzülüyorsun? Miray'cığım, ben gidiyorum, bir şey diyor musun? Cemo, gitme. Belki gelirim ya. Gel ya. Daha gitmedim ki. Fidan ablama ne diyeceğim? Ona çok selam söyle, onu ya, çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Yolun açık olsun. Beraber başladık seninle. Muhteşem çalıştık. Bence birlikte. De. Umarım daha iyileri olur. İnşallah daha iyi yerlerde karşılaşırız. Yok canım benim. Hoşçakal. Pastamın güzelliğine bakın. Benim fasulyem. En tüsü. Gidiyorum, var mı söyleyeceğim? Bir şey yok Cem abi. YouTube'a koyacağım bunu. Canın açık olsun. Senin de canım benim. Olmadı bu. Bu olmadı. Olmadı vallahi. Serhat'a geçelim. Serhat'cığım senin var mı? Canın açık olsun Cemal'cığım. Eyvallah. İnşallah her senin şey, de gönlünce olur. Her şey gönlünce olsun. Buket'cığım sen ne diyorsun? Ben de seni seviyorum. Seni de alacağım yanıma.
Siz bir şey diyor musunuz? Canım eşki demem. İlk göz ağrımız. Volkan. Benim eşki demem. Her şey gönlümce olsun. Sağ ol canım. Başlangıç. Her şey aynen öyle. Olsun. Tatillere gelin yanıma. İnşallah. Belki ben geri dönerim. Belli olmaz. Siz ne diyorsunuz bakalım? Hakkın ayrısı olsun inşallah. Ama sen ne ricam giderken bir 20 euro bırakırsın. Tam 20 euro bir şey değil kanka ya. Veririz, önemli değil. Nere şartlarına gayet iyi para. Bence de. Çok teşekkür ederim. Pastamı tekrar göstermek istiyorum. Çok tatlısınız. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Son çıkışımı yapıyorum. Şimdi dolabımı boşaltacağım. Formalarım. Yolunu ne yapacağım? Bu arada mesleği bırakmıyorum. Ben mesleğimi seviyorum ama bu şartlar altında değil. Umarım daha iyi şartlarda mesleğime devam ediyorum. Bu yaka iplerini de arkadaşlarıma dağıtacağım. Duygulandım ya. Yani.